Merhabalar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından operasyonlar sürüyor. Bu operasyonların cemaate yönelik, FETÖ'ye yönelik olduğu ifade ediliyor ama muhaliflerin de hükümete yönelik muhalif tavrıyla bilinen isimlerin de bu torbaya katılıyor olması cadı avı benzetmesini aslında güçlendirir nitelikte. Cadı avı için gizli yazıyla muhbir arayışı olduğu ortaya çıktı. Bitlis Valiliği 31 Temmuz 2016 tarihinde tüm ilçe kaymakamlıklarına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gizli ibaresiyle bir yazı gönderdi. Ve bu yazıyla birlikte ihbar edilecek isimlerin derhal valiliklere bildirilmesi isteniyor. Önemli ayrıntılar da var bu gizli yazıda. Örneğin ihbar edilecek kişilerle ilgili ayrıntılara yer verilmiş. Eylemlerde bulunan, toplantı, gösteri, yürüyüşü ve faaliyetlerde yer alan basın yayın organları, sosyal medya ve benzeri yollarla bu konuda yazı ve paylaşımlarda bulunan gibi bir takım maddeler sıralanıyor. İlk günden beri bu konuyla ilgili kaygılarımızı ifade ediliyorduk. Evet, operasyonlarda binlerce kişi açığa alınıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Kimdir bu kişiler? Hakikaten cemaatle ilişkileri var mı? Yoksa hükümete yönelik söylemleri nedeniyle de bu torbaya katılan isimler var mı? Aslında bu gizli yazı bunun tam da kanıtı niteliğinde diyebiliriz. Türkiye yeniden şekilleniyor, devlet kurumlarının yeniden dizayn edildiğini biliyoruz. Peki bu tam da bu esnada önemli olan bir konu var. Türkiye yeniden kurulurken ne yapmalı, nasıl yapmalı? Böyle bir yazı dizisi başladı bugün. Bir Gün Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Yaşar Aydın imzasıyla. İlk olarak eğitim konusundan başladılar. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı büyük bir travmayla boğuşuyor. Ve bu travmayla boğuşurken neler yapılmalı kısmı es geçilmemeli. Çok da önemli. Yaşar Aydın şöyle diyor, biz bu yazı dizisiyle Erdoğan ve AKP'nin 15 Temmuz sonrası yeniden kurmaya koyulduğu Türkiye projesine itiraz edenlerin sesine kulak vermeye çalıştık. Bugün de Eğitim Sen ve Eğitim İş Başkanları'yla görüşülmüş ve HDP Meclis Grup Başkan Vekili İdris Baluken'in de söylemleri yer alıyor. Eğitim alanında ciddi kaygılar taşınıyor elbette bu kadar böyle bir operasyonlar yapılırken. Bugünkü Türkiye tablosunun oluşmasında AKP iktidarının çok büyük sorumluluğu var deniliyor. Tablonun değişmesi için başta iktidar olmak üzere hepimize önemli görevler düşmekte. Tüm bu gelişmeler yaşanırken AKP iktidardaydı. Dolayısıyla sorularımız o tarafa yönelik. AKP iktidarında yaşananların hangi birini sayalım diyor eğitimciler. Sınavlardaki kopya skandalları, idarecilerin atanmasındaki hukuksuzluklar, öğretmen atamalarında mülakat üzerinden partizanca kadrolaşma, 4+4+4 eğitim modeli zorlaması, okul öncesi eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılıp bu alanın cemaat, tarikat ve benzerlerine terk edilmesi yetmezmiş gibi Milli Eğitim Bakanlığı şuralarının yandaş sendikanın da desteğiyle eğitim şurası olmaktan çıkıp din şuralarına dönüştürülmesi. Okulların okul olmaktan çıkarılıp mescit, cami görevi gören kurumlara dönüştürülmesi. Eğitim müfredatlarının çağın gereğine göre değil, AKP'nin ideolojik bakışına göre toplumu biçimlendirecek, aslında yarı medrese, yarı okul pozisyonuna göre değiştirilmesi dayatmaları AKP iktidarında yaşadıklarımız diye sıralıyor eğitimciler. Ve özellikle kaygılarını dile getiriyorlar. Bir husus çok önemli, eğitimdeki talep. Artık laik ve bilimsel eğitim olmalı. Ve siyasi hesaplarla ve paralel yapıyı temizleme bahanesiyle girişilen tüm bu uygulamaların muhalifleri yok etme girişimlerine dönüşeceği görülmektedir yorumuyla bitiyor. Tam da bu noktada Erdoğan'ın bugün kameralar karşısında söyledikleri ön plana çıkıyor. Aslında daha önce de benzer itiraflarda bulunmuştu. Ne istediler de vermedik demişti cemaatle ilgili sözlerinde. Bugün de yardım ettiklerine yönelik açıklamaları var. Biz de bu yapıya destek olduk diyor. Biz de yardım ettik diyor. Peki bu gözaltına alınan binlerce kişi yardım ettikleri için ya da yardım ettikleri düşünüldüğü için gözaltındalar, işlerinden oldular, tutuklanıyorlar, onlardan hesap soruluyor. Peki tekrar soralım. Siyasi sorumlular. Yani Erdoğan ve bu yapılanmayla ilgili, AKP ile ilgili herkese soralım. Biz de bu yapıya destek olduk diyorsunuz ve Oğuzhan Müftüoğlu'nun bugünkü yazısının ön plana çıkan başlığıyla aslında bitirelim. Tarih bunu aynen böyle yazacak, sorumlu sizsiniz diyor Oğuzhan Müftüoğlu bugünkü yazısında. Ve özellikle şunu da belirtmekte fayda var,
Bütün bu olup bitenlerin sorumlusu sizsiniz. Şimdi panayır tadında sürüp giden demokrasi şenliklerinin coşkusuyla araya gitmesin. Tarih bunu aynen böyle yazacak diyor. Yeniden görüşmek üzere.